bir yanından, farklı dillerden, farklı kültürlerden ülkemize geliyorlar. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat için. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Ülkemizin tarihini, kültürünü, doğasını gittikleri yerlerde anlatacak, kulaktan kulağa, nesilden nesile yayacak gönüllü elçilerimiz. Bugün Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü elçilerimizi ziyaret ediyoruz. İnsan istiyor ki, keşke burada doğsaydım, keşke burada çocukluğum, burada büyüseydim diye. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. İnsanlar birlikte olması lazım, yani barış olması lazım. Tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanan Isparta, 250 bine yaklaşan nüfusuyla ve göller bölgesinin merkezindeki konumuyla Akdeniz bölgemizin en önemli kentlerinden biri. Yöreye özgü el dokuması halılarıyla ve gül yetiştiriciliğiyle dünyaca tanınan şehrimiz. Isparta'nın en büyük eğitim kurumu olan Süleyman Demirel Üniversitesi, 19 fakültesi, 4 yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, ön lisans eğitimi veren 21 meslek yüksekokulu, lisans üstü eğitim veren 6 enstitü ve 42 araştırma uygulama merkeziyle Türkiye ve dünyaya eğitim, öğretim hizmeti veriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafir öğrencilerimize de eğitim verip meslek sahibi yaparak ülkelerine gönderiyor. Biz uluslararası öğrencilerimize misafirlerimiz diyoruz. Bir ev sahibi misafirine nasıl davranması gerekiyorsa onları kardeşimiz gibi görüp o şekilde davranmaya çalışıyoruz. İnşallah o da onlara, tüm öğrencilerimize yansımıştır. 6-7 ayda neredeyse biz kadar güzel Türkçe konuşuyorlar. Biz de bundan çok büyük gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Üniversiteyi de seviyorlar. Üniversitede olmaktan da çok memnunlar. Şehir de onları kabullendi. Abdülgaffar'ı dinleyelim mi? Benim ve Türkiye arasındaki farklar nelerdir? Bize biraz anlatır mısın? İlk olarak havadan bahsetmek istiyorum. Benim de hava biraz sıcak ama Türkiye'de öncelikle Isparta'da hava biraz soğuk. Sadece Isparta'da ilk defa kar gördüm. Gerçekten hocam. Mesela Türkiye'de yemeklerde hep ekmek var. Ama ülkemizde böyle değildi. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen gençler neden ülkemizi seçiyorlar? Onları yönlendiren sebepler ne? Ve hangi özellikler Türkiye'yi seçmelerinde rol oynuyor? Türkiye'yi sevdiğim için, buraya okuduğumuz abilerimiz bize Türkiye'yi, Türk halkının misafirperver oldukları için, Türkiye'nin eğitimin kaliteli olduğu için bize söylediler. Biz de seve seve Türkiye'ye geldik. Ailem çok iyi karşıladı. Benim zaten dışında okuyacağımı izin verdiler. Bir de Türkiye'yi kazandığımı da mutlu oldular. Hem güvenli bir ülke hem de Müslüman çoğunluk bir ülke yani. Benim annem önerdi bana Türkiye'yi. Dedi ki hani kardeş bir ülke olduğundan dolayı dinimiz, dilimiz, adetlerimiz bile benzediği için yani rahat olursun orada. Ben de hani sen güvendesin diye hiç korkmam senin için. Öyle gönderdi yani diyebiliyorum. Ülkelerinden yola çıkıp bambaşka bir ülkeye gelen misafir öğrencileri çeşitli zorluklar bekliyor. Uçaktan iner inmez dil problemi başlıyor, sonra da diğer problemler.
İlk başlarda zorlandığımız tabii oldu o zamanlar. Emniyet müdürlüğüne giderken. Hani biz göçler arasında ikamet alıyoruz ya. O zamanlar çok zorlanıyoruz, yabancılar, bütün yabancılar zorlanıyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz, Türkçe konuşamıyoruz. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Bankalara gidemiyoruz, paramız geliyor, para çekmeyi bilmiyoruz. Ama bu alanlarda çok zorlandık. Yani hastanede zorlandık. Biraz garip bir histi zaten ama sonra buraya geldikten sonra, yurda geçtikten sonra, oda arkadaşlarımı gördükten sonra yani çok rahat hissettim. Yani hiç yani yabancı olarak buradayım diye hissetmiyordum. Tabii zorluklar da vardı da ama ben hissetmiyordum o kadar. Çok güzeldi yani. Hava durumu birazcık farklı oluyor. Hala alışamadım. Çünkü her zaman hasta olabilirim ve o yüzden düşünüyorum hasta olmamak için iyi giymen lazım. İklim değişikliğinden sonra en çok zorlanılan konulardan biri de yemek kültürü. Farklı bir yemek kültüründen gelen gençler ülkemizde değişik yemeklerle karşılaşıyorlar ve çok zorlanabiliyorlar. Ayrı peynir kuşu, matrosun peyniri karıştırma. Bunu beğendi bu olan aldı. Mesela burada ekmek yapıyoruz diye, orada her zaman pilav yani. Üç öğün pilav oluyor. Burada üç öğün ekmek oluyor. İran'da mesela genel olarak her gün mesela pilav oluyor ama burada olmuyor. Ya da bize etli yemekler daha fazla. Isparta'da belki böyle etli yemekler az oluyor. Mesela yemekler aynısı oluyor. Birazcık yağlı burada ama iyi, kötü değil. Şey kenarına mı koyuyor? Şu ortasına koyacaksın. Tamam. Dağıtacaksın şöyle dağıt. Tamam. Dağıt. Türkçeyi yavaş yavaş öğrenip iklime, havaya ve Türk kültürüne de biraz alışınca yaşamları kolaylaşıyor misafir öğrencilerimizin. Peki değişik bir ülke, farklı bir şehir ve okulları için neler düşünüyorlar? Memnunlar mı acaba ülkemize geldiklerine? Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz bir duygu Türkiye'de olmak. Köylere gittiğimiz zaman bazen adamlar o kadar sıcak karşılıyor ki. Hani insan istiyor ki keşke burada doğsaydım. Keşke burada çocukluğum, burada büyüseydim diye. Çok alıştım. Hani dediğim gibi hani memlekete gidiyorum. 15 gün memlekette kalıyorum. Tekrar buraya uzluyorum. Hani geleyim kendi evime, kendi şehrime, Isparta'yı çok uzluyorum. Türkiye'yi. Yani çok seviyorum okulumu. Genel olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'ni ve Mimarlık Fakültesini. Hocalarım da şöyle davranıyor. Hani sadece hoca öğrenci değil de hem de arkadaşça davranıyor. Bence bu en önemli, en güzel bir şey. Türkiye'ye ayak bastıktan itibaren bizim insanlarımızla karşılaşıyor, bizim insanlarımızla tanışıyorlar. Acaba Türkler için neler düşünüyorlar? Karşılaştıkları insanlarla ilgili düşünceleri nelerdir? Ya oğlum Melekida'da gelin ya. Çok misafirperverler geliyorlar, neredesin falan soruyorlar. Hani seninle tanışmak istiyoruz falan diyorlar. Ne sen Türksün ne de başka bir milletsin, ten rengi, göz şekli falan hiçbir şey fark etmiyor yani burada. Gerçekten yani kendini bayağı rahat, güvende hissediyorsun Türkiye'de. Türkiye'ye geldim hani çok acayipti benim için. Hani geldim insanlara baktım, kendi ülkeme baktım. Buradaki özgürlüğe baktım, kendi ülkemde kadın haklarına baktım. Orada kadın hakları, burada kadın hakları. Orada maalesef ki bazı şeyler, hani erkekler daha üstün, kadınlar üniversiteye gidemiyor. Yoksa bir iş yapamıyorlar dışarı çıkıp. Hani buraya geldim, herkes dükkanlarda kadınlar var, kızlar var. Alışveriş merkezinde kadınlar, kızlar, erkek, kadın aynı, eşit bir şekilde gidiyorlar. Daha kadın üstün, kadına şiddete hayır diyorlar. Farklı bir ülkeye, değişik bir şehre, yemeklere, insanlara alışıyorlar ama aile özlemine alışamıyor misafir öğrencilerimiz. Günümüz teknolojisinin yardımıyla hemen her gün görüşebilseler de
özlem bitmiyor. Hem de çok özledim gerçekten. Anneciğim, seni çok seviyorum. Babam özledim diyebilirim. Çünkü babamla, ben ve babam çok iyi bir ilişkimiz vardı. Her gün birlikte sohbet ediyorduk. Şu anda annem ve kardeşim birlikte olduğu gibi ve onu yalnız bıraktı hissediyorum. Görüntülü konuşuyoruz. Arıyoruz işte, her gün konuşmak zorundayım çünkü ailem çok özlüyor beni. Tek çocuk olduğum için her gün aramak zorundayım yani. Ayşe, ne oluyor? Gül atlayan, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğrenim süreleri boyunca Türkiye'de yaşıyor, Türk kültürüyle tanışıyor, Türk yemeklerini yiyor, bizimle birlikte yaşıyorlar. Türkiye'yi çok iyi tanıyarak ülkelerine dönüyorlar. Peki hangi bilgilerle, hangi düşüncelerle dönecekler ülkelerine? Türkiye çok güzel, çok güvenli bir yer. Yani onlara tavsiye vereceğim. Okulları iyi, insanlar çok misafirperverler. Anavutluk'ta zaten çok Türkiye seviyorlar. Mesela turizm için herkes Türkiye seçer. Sonra eğitim için de Türkiye seçmeni tavsiye edebilirim onlara. Türkler deyince zaten biz de Türkler olduğumuzdan dolayı yani ordu geliyor, misafirperverlik geliyor, yardımseverlik geliyor. Öyle kelimeler gerçekten yani sıcak kelimeler, iyi kelimelerle ifade edebiliyorum Türk milletini. Türkler deyince aklıma dünya geliyor. Türkler yani şöyle anlatmak istiyorum. Türk halkı misafirperver, iyi insanlar, iyi niyetli. Hep hani kim olursa olsun, irk, dil, din ayrıt etmeden herkese yardım ediyorlar, ellerini açıyorlar. Hani Cumhurbaşkanımız olsun, devlet bakanları olsun, kim olursa olsun, üniversite olsun, başka yerli, şehirli, yerli yerlisi olsun, valisi olsun, herkes mesela bir yabancı dediğimizde hep el uzatıyorlar. Türkiye, dünyanın her yerinden gelen misafir öğrencilere kucak açıyor. Onlara her türlü kolaylığı sağlıyor ve gelecekteki dünya barışına katkıda bulunuyor. Bugünün misafir öğrencileri, yarının gönüllü elçileri. Gittikleri yerlerde Türkiye'yi anlatacak, kültürümüzü yaşatacak, ülkeleriyle ülkemiz arasında köprüler kuracaklar. Okulun ya, misafir öğrencilerle, uluslararası öğrencilerle olan ilişkisi, kültürü çok eskilere dayanıyor. Yıllar önce Afganistan'dan gelip burada okuyan öğrencilerimizden Afganistan'da bakan olanlar var. Çok üst düzey bürokrat olanlar var Bosna Hersek'te de. İnşallah şimdiki gönüllü elçilerimizin de ileriki yıllarda bizler Türkiye'yi tanıtan çok iyi makamlarda olacaklarını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Türkiye ve Türklere. Yani bize, bana, hepimize fırsat verdiği için, bütün şeyler verdiğiniz için Allah razı olsun hepinizden. İnşallah geleceğin hepimiz el ele kucaklaşırız. Müslüman ülkeleri bir araya gelip inşallah daha güzel bir ülkeler arası ilişki olacak inşallah. Umut ediyorum hepimize başarılı olacağız inşallah.